gerçek yaşanmış adaşlarımızın bir hikayesini anlatayım ben. Şimdi ben geldiğim yer köydü. Ufak bir köydü. Bir tane adamın aşkına şahit oldum ben. Şahit oldum. Şahit olduğum kadar da çok ezildim ama. Şimdi bu bizim köyümüzün delisi oldu. Deli Hüso derler. Deli Hüso. Ama bizzat gerçek yaşanmış bir hikaye bu. Bu çekmiş gelmiş Avrupa'ya. Öğrenci falan davası. İşte üniversite falan okurken bir kızla sevdalanmış bu. Şimdi kızın ailesi büyük. Aşiret kökenli bir kızın ailesi. Vermemişler bunu. Tabii Hüso durun mu? Deli doğdu, kanımızda akan bir genç. Delikanlı bir çocuk. Aşkına eşkıya koşmuş. Yollarda yürümüş ama nasıl gidiyor? Kızın ailesi Türkiye'ye gitmiş. Tabii Hüso'nun burada kimsesi yok. Kızın ailesi Türkiye'ye gidince tabii göndermiş bu ailesini memleketine. İstemişler vermemiş. Hüso ağlamış sızlamış demiş ama bir daha gidip kurban olayım şunu demiş alın bana da. Seviyorum. Bu bir daha gitmiş ailesi kalkmış bir daha gitmiş. Bir daha vermemişler. Annesi demiş ki oğlum ben bir daha gitmem. Vallahi demiş gitmem. E demiş anne gitmem. Kızın ailesi çıkmış gelmiş buraya. Demiş kurban olduğum, istiyorum vermiyorlar ne yapalım. Demiş seneye bir daha gidecekler. Bekleyelim demiş. Gerçek yaşanmış bir yer. Seneyi beklemişler bunlar, kızın ailesi bir daha gitmiş. Hani derler ya Allah'ın hakkı üçtür. Adam tam 5 kez ailesini Antep'e göndermiş kızın yanına. Bir git, iki git, üç git, dört git, beş git vermemişler. Çekmişler buraya gelmişler. Yani kızın ailesi gelmiş. Hüso gitmiş demiş ki ya oğlum demiş seni demiş bana vermiyorlar. Ne yapar? Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Demiş ben seni seviyorum. De demiş gel kaçak gideyim. Hadi. Ucunda da ölüm yok ya. Hadi. Gidek demiş. Senin ucunda ölüm yok. Ama bende var demiş. Ben gelemem demiş. Seni de yok ederler. Beni de. Ben demiş gelemem. Demiş sen gelmezsen ben kaçırım. Kız ailesine gidip demiş ki baba demiş okula gidip geliyorum çocuk beni takip ediyor deyince kızı alıp Fransa'ya kaçırmışlar o ara kızı babası dövmüş kız dayağı yiyince anlamış ki babam bile bir yere kadar beni seviyor bir yere kadar bana kıyamıyor. Ben bu çocukla 5 yılımı geçirdim. Bir gün demiş bana dokunmadı. Bir gün beni öpmedi. Demiş babam beni Fransa'ya götürüyor. Hüso ya gidip gelmem ya gelip göremem. Hakkın çok demiş. Ondan sen bana helal et. Kız alıp kaçırmışlar. Hüso aşkına eşkıya durur mu? Cebimde hiç unutmam. Cebimde diyor ya 55 ya 65 öyle bir para. Baba diyor bindim trene ben gittim diyor Fransa'ya. Ne yol bilirim, ne dil bilirim, ne diş bilirim. Bir Almancam var, o da yarın Yamala, Tarzanca. Sokak sokak diyor, şehir şehir kızı aradım. Bak bir gün kısmet olursa hep beraber Hüso'nun yanına gidelim. Ben size dinleteceğim o adamı. Şehir şehir diyor kızı aradım. Ben diyor tek hiçbir şeye güvenmedim diyor. Tek diyor yaradanla buramın sesini dinledim diyor. Yol yol gittim. Yol ayrımlarında diyor elimi diyor yüreğimin üstüne kalbimin üstüne koydum diyor. Ha? Yol diyor beni yönlendirdi diyor. Ha ben gittim diyor. Gittim. Kızı bulmuş. Fransa Strasbourg. Kızı bulmuş. Tabii kız aşiret kızı, abiler, kardeşler çöp de yani dışarıda çöp kenarında beklemiş. Bir gün
gün bekle, 5 gün bekle. Bakmış kız elinde çöp torbasıyla gelmiyor. Demiş ki oğlum ben seni bekleyemem, ben seni bekliyorum. Demiş ya kaçalım, ya kaçalım. Ben demiş başka bir yol görmüyorum ha. Başka bir yol görmüyorum. Çünkü demiş ben 10 gündür acım, acım. Demiş gel yapalım, gel yapalım. Sana seni zaten beni de getir de buraya kaçalım demiş. Nasıl yapalım peki, ne yapalım demiş. Sen bekle, ben demiş bohçamı alacağım. Bohçamı alacağım demiş. Evden çıkacağım, oradan demiş kaçar gideriz. Tamam, bu anlattığım olay bundan 15-20 yıl önce ama o zamanlar teknoloji bu kadar gelişmemiş. Böyle telefonlarımız yok, değil mi? Böyle Instagram'larımız, Facebook'larımız yok. Yani 20 yıla dayanan bir hikaye anlatıyorum. Demiş tamam ben demiş çöplerin içinde, çöplerin kenarında beklerim seni ama gel. Ben demiş burada bekleyeceğim demiş, gel oğlum demiş. Tamam Hüsnü ben geleceğim, sen beni bekle demiş. Çekilmiş gitmiş kız. Bekle bekle derken kız gelmiş elinde bohçasıyla, giderken abileri çıkmış karşısına. Çocuğu iyi bir dövmüşler. Kızı da alıp götürmüşler. Adam ağzı burnu kan içinde. Af günü çok özür diliyorum. İç kıyafetlerini artık mendil yapmış kendine. Beklemiş, bekle bekle derken biraz kendine gelmiş. Yine çöp kenarlarında beklerken kız yine gelmiş. Demiş ki bu sefer gel. Bu sefer demiş seni alıp kaçacağım. Ne abileri, ne ana, ne baban karşımda duramaz. Tamam demiş kız. Bir gece yine bohçasını toplamış. Çekmeyi çıkmış. Kızın elini tutmuş koşa koşa gidiyor. Koşa koşa gidiyor belalı bir kız, aşiret kızı yani. Arkasından sen de oğlum ben diyeyim 15 tane abisin koşa koşa geliyor. Bir tanesi deliye bağlamış, çekmiş silah şarjörü vurmuş. Güm 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 sıkıyor. Demiş oğlum bana elini ver. Ya demiş öleceğiz, ya da demiş öleceğiz. Bakmış çocuğun ayağına bir kurşun gelince can abisiyle kızı yolun kenarına atmış. Koşuyor ama tam kafasının burasında, tam kafasından kurşun yemiş. Çocuk olduğu gibi yere dağılmış. Alıp hastaneye götürmüşler. Fransa'da gidiyor baba. Gözümü bir açtım. Ulan diyor ben Almancayı konuşamıyorum. Türkçe'de diyor bocalıyorum. Bir gözümü açtım diyor Fransa hastanesinde. Hah mı ettim diyor. Gel git dedim diyor. Baktım olacak gibi değil. Pansumanımı diyor aldım ben hastaneden kaçtım. Kaçtım gittim. Kaçtım gittim. İki tane abisi hastanelerinden alıp bunu getirmiş. Benim köyüme. Bırakmışlar. O gündür, bugündür bizim Hüsnü delidir. Unutamadım, unutmadım der. O gündür, bugündür de delidir. O gökyüzü ağladı, o topraklar yerinden oynadı. Yahu anlatılmayacak söz bulamıyorum, anlatacak söz bulamıyorum. Ama öyle ki bir hayat hikayesi yaşadı, şimdi ismini de vermek istemiyorum. Hep de dediği şu laf vardı. Dediler ki ben unutmuşum. Sanma, sanmasınlar ki ben onu unuttum. Kapanmadı yara. Yeah.
Ben seni arar olurum, elinden kurtulamazsın. Son gördüğün ben olurum, elinden kurtulamazsın. Son gördüğün ben olurum. Sana ayırmışım da biri sana.